Dün gece uyuyamadım çünkü aramızdakilerin bittiğini biliyorum. Artık acı duymuyorum çünkü aramızda olanların ne kadar gerçek olduğunu biliyorum. Ve eğer ileride uzak bir yerlerde yeni hayatlarımızda birbirimizi görürsek, sana neşeyle gülümseyeceğim ve o yazı ağaçların altında nasıl geçirdiğimizi hatırlayacağım. Birbirimizden öğrenerek ve sevgiyle büyüyerek. Aşkın en güzeli ruhu uyandıran ve bizi daha fazlasına doğru uzandırandır. Kalplerimize ateş ekip de akıllarımıza huzur verendir. Ve işte sen bana bunu verdin. Ben de sana sonsuza dek bunu vermeyi umdum. Her yeni güne yeni bir dua daha ekledim ancak yetmedi tanrıma. Kapalı yollarda seksek oynarım, aşığım ancak Mevlana'yım. Döne döne kendimden geçtim, birden gittin gene de bekledim. Kaderimi yazmış tanrı ve lakin kalemini kırmasını bekledim. Ben duygu yüküyle kavrulup ateşin üstünde yol alan kaptan. Sense oturmuş her şeyi izler, müstakil hayatında kahraman. Yazıp çizildim, roman oldum, yaz mevsiminde çoban oldum. Her gece kaçtım, kaçak oldum, ağacın altında ozan oldum. Durduramam pek basit değil, gökyüzünde biriken yağmurlar. Bir gecede aktı gözümden ve yas tutan adamla ortalıktalar. Nedense halen rüyamdasın, koca bir mekan ve ben yalnızdım. Farklı bir şeyler bekledim ancak gene sensizdin, konuşamadın. Alpiye artık deli derler, yok olan ruhuna çürük elma. Tek tesellisi müziktir artık, kırılan kalbine gene parça. Yazdığım her söz senin için ancak, cümlelerim sana ulaşır mı? Kurduğum her düş seninle ancak, sensizliğe bu can alışır mı? Şu anda kendini kayıp hissettiğini biliyorum ama merak etme. Hiçbir şey birden yok olmaz ve kaybolmaz. Beden yıpranmış, yaşlanmış, eski ateşleri küllenmiş de olsa yeniden alev alır. Bunu sen mi yazdın? Hayır, Walt Whitman yazdı.